söyleyeyim. Şimdi bu açıklamaları bir kenara koy. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada bir haksızlık yapılıyor. Dinliyorum birilerini. Gürsel Tekin bu cümleleri daha önce de kaç kere evet, söyledi. söyledi? Yeni değil. Yeni bir şey, değil. Yeni bak, şey değil. Bak Gürsel evet. Tekin'in bunları söylemesi yeni bir Sadece şey değil. Sadece kurumsal bağını koparması yeni. Evet. Ah, çok yaşıyorsun. Evet. Eğer şöyle bir şey söyleyeyim. Kadıköy'de vazgeçin. Kadıköy'e su bardağını koy CHP'nin adayına verecekler. Bu dönemde. Bir sonrasını bilmem. Fikirtepe Mikirtepe bittikten sonra Aa, bak bilmem. Bak teketten su bardağına geçtik. Evet. Bu da önemli bir şey. Evet bak şimdi Hı. kardeşim. Bunu koy. Gösterdikleri aday çok olumsuzum. Çok olum. Başka bir şey söylemeyeyim. Bana yakışmayacak. Çok olumsuzum. Gürsel Tekin'i Esenyurt'a koysalardı ki doğru olan oydu. Gürsel Tekin'i Esenyurt'a alırdı. Niye koymadılar? Heh. Ana mesele işte o partinin. partinin, partinin Bu cür... Gece saat 2'de bak. parti meclisi toplanana kadar var mıydı yok muydu acaba? Tartışılıyordu, Var vardı. Hayır vardı. <laughs> Hocam bitirsin. Ben bugün bak, dersimi iyi çalıştım. Bak, vardı. Oh. Sen ben de çok iyi çalıştım. Gördüğün gibi. Memleketi çok nerede? Not vereceğim hanginiz daha iyi bulursun? Yok, şey, Nevzat. <laughs> ne yapacağım? <O> <laughs> <oldu gülüyor> şöyle bir şey. <laughs> ne, hiç kuşkusuz. Nevzat 10 üzerinden 9 alır. Ben 10 üzerinden 5,5'la ikmale kalmadan geçerim. Hocam Peki. sorun zaten ben 10 üzerinden 9 alsam da sınıfı geçemem. Siz 10 üzerinden 5 alsanız da her zaman sınıfı geçersiniz. Bırak şu Evet. <laughs> <edebiyorsam. gülüyor> Evet efendim Buyurun. buyurunuz. Şimdi şunu Benim, söyleyeyim. Bu bile neyi gösteriyor arkadaş bak bu bile neyi gösteriyor? Bu bile kendilerinin bu yapılan bütün yanlışlıklarının sonucuna ne olduğunu. babana göre şu Ekrem Bey A şıkkı kazanırım B şıkkı kaybederim ama her halükarda Ekrem Bey kendisi adına ve kendisi için hesap yapıyor. Kendisi için hesap yapıyor bu ilçelerin seçilmesi, bu başkanlar söylüyor mu? İşte önümü koymuş merkeze soruyorum. Ayrıca da şöyle bir şey daha söyleyeyim. Hadi bunu söylemek istemiyordum ama söyleyeyim. Şimdi burada bu partinin için bu hale gelmesinin sebeplerinden birisi ne? Veli Ağbaba'dır. babadır. Çünkü bir sürü bu atamalarda bilmem ne de en etkili olan kişi. En etkili olan kişi. Bugün sen İmamol da konuşmasında Atama lafını çok kullandı. Evet. Mesela çok kullandı ya. Ben atama. mesela şimdi düşünürsün. Yani şey mesela. işte bu parti meclisinin ataması hikayesini çok kullandı Atama mesela. yapıyor. Yani olabilir mi? Hem demokratik diyorsun demokrasi, demokratik kuralları biz demok doğru. CHP'nin içinde bütün bu tartışmalar, tepkiler tamam demokratiktir. Ama bu seçimli şekil falan bunlar bu demokratik değil. Bunu istediğiniz kadar söyleyiniz. Fark etmez ki. Fark etmez ki. Mesela benim büyük annem bir şey söylerdi. İşte ailenin güzel kızı, güzelliğiyle övünüyor övünüyor diyordu ki kıza talip çıkmadığı sürece onun güzelliği bir işe yaramaz ki. Yani istediğin kadar o lafları et. Demokrasi değil, AKP de hep söylüyor diye işte demokrasi, insan hakları, işte biz onu yapacağız bunu. Yani buyurunuz neyi yaptınız? Şimdi bak bir şey daha var burada. Tayyip Bey bir yasa çıkarttırdı. Yasa ne? İçeride belediyeler kredi bulduk bulsalar bile bu kendi imzası olmadığı halde bunu kullanamıyor. Evet o çok önemli. Du, çok, çok önemli. Bir sen, de de şöyle de bir şey olsaydı bir sen, eğer. Gün önce bak şöyle bir şey olsaydı eğer. Bunu ön seçim, temayül yoklaması sonuçları neyse yapsaydı eğer Özgür Bey. Sözünde durup yapsa. Sözünde durmadı. Sözünde durup yapsaydı. Bu yasaya rağmen Cumhur Reisinin elde etmiş olduğu bu hükümranlık hakkına karşın o ilçelerin, illerin, halkı kardeşim ayağa kalkar direnirdi. Çünkü kendi seçtiği adama iş yaptırtılmıyor. Bak şimdi CHP Manisa'da doğru bir iş, şeyde, ee, Muğla'da doğru bir iş yaptı. Ne yaptı? Bodrum'da 5 yıl bir dönem yapmış olan Ahmet Aras'ı, getirdi oradaki büyük şehirde aday gösterdi. Ne dedi? En çok orası tartışılıyor Muğla. En çok tartışılan yer. Ne dedi? Şimdi burada yaptın. Bodrum'da da eleştiriler vardı. Şimdi burada bir tecrüben var. Tecrübe oradaki yanlışların da ne olduğunu biliyorsun. Sen de şikayet ediyordun. Otur. Bak şimdi bu, bu doğru bir şey. Bak bu doğru bir şey bu yaptığı. Şimdi bunu yayamadılar. Bu aklı yayamadı. Niye? Orada işte hemşericilik demin senin söylediğin ya şey. Mecburlar hikayesinden çok de Çok Çok Şimdi şeye gönderiyor. Şey ha. işte mesajlar geliyor CHP'lilerden. Nevzat Bey de lütfen söyleyin diyor. Yani bir her şeye rağmen yine de bir sandığa gideceğiz diye falan geliyor. Fakat bunlar şey bizim Bağdat Caddesi'nin <laughs> oy verenleri. Hayır ben ya özür gitsin hemen Gitsin herkes şunu söyleyeyim, bence şey sandığa da. Sandık <laughs> meselesini ben söyleyeyim. Tabii ki gitsin. Ben Sağında gitmem meselesini erot üzerinden evet. bakıyorum. Benim karşımda, evet. sağında gidip gitmeyeceğini sordu. Çok yaşa. <laughs> o mesele <laughs> o yani. Tam Nezat'ın hocası da kuyhuyunu zaten biliyor hocasının. Herkes biliyor. Yıllardır Erkan herkes biliyor. Neyse ben Spen her zaman çok netim. Ben çünkü bir öğretmenim ya. Ben de böyle böyle bir iş olabilir mi? Ben nasıl, neyi nasıl, yanlış görürüm? Nasıl nasıl <laughs> bir Şöyle şöyle bir iş olabilir mi bende? de? Neyi net görüyorsam arkadaş. Söylediğim şey ülkem adına. Niye ülkem adına şunu ben artık AKP zihniyetinin bu ülkede iktidar olmasını istemiyorum yahu. Ama arkadaş siz onu orada tutmak için o pazarlık masalarında oturmuşsunuz. Ben ne yapayım şimdi? Ben ne yapayım? Oturmuş uzlaşmışsınız siz AKP ile. Aracıları her kimse, kimle kimse her iki tarafın aracıları kimse o masaya oturmuş, uzlaşmışlar. Bak şimdi. Hocam Bak şimdi. çok çok büyük bir İdda. Efendim İdda. iddia. Efendim söylüyorum iddia efendim. Efendim iddia efendim. Hakkım yok mu hanımefendi? Rica <laughs> edeceğim. Hanımefendi de oldu. Canım. Rica edeceğim efendim. Ha, niye anlaştılar hocam? Çok basit. Niye? Çünkü kendilerinin de ihbali için yani. İstikbal. Yani... istikbal. Ne, 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 ne ihbali olacak Ta, Tayyip ki? Tayyip sonrası var bu ülkede. Tayyip Bey sonsuza kadar burada değil ki. Burada değil ki. Arkadaş orada başka meseleler var paylaşılacak. Lütfen ya. O zaman 2028'e mi yatırım mı yani? Kesinlikle evet. Kesinlikle evet. Şu tartışması başka bir bakış açısı. Tartışması bile yok. Ama peki 2028'e o yatırım yapması için Sayın İmamoğlu'nun önce İstanbul kazanması Önce kazanması gerekmiyor, kazanması gerekmiyor, mu? gerekmiyor mu? Aynen öyle. Her ikisi de gayet tabii ki önce kazanması gerekiyor. Kazanmaması durumunda da bak şimdi. Şimdi stratejide bir şey söyleriz biz deriz ki strateji hocam şunu bir açık strateji değil de bir şöyle bir şey, geliş şey, bak rahat, şey, rahat, bak, şey rahat rahat bak şey, milletini alacağız şekilde de yok de ya, Hayır. müsaade eder misiniz ayın daha seçime kadar çok zamanımız var lütfen çok Hı. zamanımız var bak bir şey söyleriz deriz ki en klasik cümlemiz nedir bizim stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla zafer kazanamazsınız ama ikinci başka cümlemiz var bizim o başka cümle de şu eğer eğer deriz mağlubiyeti planlamışsan Cümleme dikkat buyurunuz. Mağlubiyeti planlamışsan, bir sonraki hamleyi de matematik akılla planlamışsan, son hamlede zafer senin olur.